Sevgili izleyenler, şu anda takım otobüsünün içerisindeyiz. Erdal Hocam, tek bir şey söyleyeceğim. Bu maçı nasıl değerlendirdiniz maçtan önce ama? Ya şöyle söyleyeyim size. Haftalardır takımın iyi bir oyunu, iyi bir çıkışı vardı. Tabii geldiğimiz noktada da Karşıyaka'da playoff'un en güçlü takımlarından birisiydi. Takımımızı iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Çocukların da çok istekli, arzulu olması bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi ki seyircimiz de bu olaya şahit olsun. En büyük üzüntümüz seyircimizin bu olaya şahit olamaması. Cezamızdan dolayı seyircisiz oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Yani şimdi yıllardır bu liglerde bu sorunlu takımlarda çalıştım. Sondan ikinci gelip de bu kadar iğme yakalayan takımların çok takdir edilmesi gerekir. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Başkanımızın da inanılmaz fedakarlığı var. Bu galibiyeti de başkanımıza armağan ediyorum. Kendisi de aramızda olamadı işlerinden dolayı. Çocuklarla bundan sonraki süreçte de değerlendirme, planlama yaparak inşallah matematiksel hesabı da yaparak ligi bitireceğiz. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, maçı şöyle bir değerlendirmek gerekirse ilk dakikadan 90+6'ya kadar olan bölüm sizin açınızdan nasıl geçti? Ya şöyle söyleyeyim. Karşıyaka'nın ofansif oynayabileceğini düşünmüştüm maçtan önce. Fakat Karşıyaka'da böyle bir beraberlik alabilir miyim düşüncesi içerisinde. Herhalde son haftalarda aldığımız galibiyetlerden dolayı onlar da biraz çekilmişler. Maçın ilk yarısında onların da bir pozisyonu, bizim de bir pozisyonumuz vardı. Maç ortada ve dengede giden bir oyundu. İkinci yarıda çocuklara bizim oyun disiplininden kopmamamız, fakat mutlaka gol bölgelerinde de Yakup'un etrafında çoğalmamız gerektiğini söyledim. Nitekim de bir yan topta Mustafa ile golü bulduk. Ondan sonra da mücadeleyle savunma anlayışını güçlendirerek skoru korumaya çalıştık. Rakip de oyun disiplininden koptuktan sonra da birkaç pozisyonumuz vardı. Bunlardan birisini de Fevzi güzel bir golle değerlendirerek 2-0 geçen haftaki gibi kazandık. Son derece mutluyum. Bu güzel şehre uzun zaman sonra profesyonel lige çıktığının ilk yılında sonlarda bir sıkıntı yaşatmadan bundan sonraki süreci de böyle geçireceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, senenin programı var mı desem? Ya şöyle söyleyeyim, bu yönetimlerin takdiri. Bizim için böyle bir şey söz konusu değil. Yöneticilerimiz kendileri teveccüh göstertir. Hem oyunsal anlamda takımımızla hem de teknik heyetle. Ona göre değerlendirilir ama şu anda bunun mutluluğunu yaşayalım. Çünkü çok zor, meşakkatli ve stresli bir yoldan geldik. Doğal olarak da bu sona kalmadan bazı şeyleri başarmamız son derece gurur verici. O yüzden bu çocukların hakkı ödenmez. Oynayanı, oynamayanı, canı gönlünün hepsinin yüreklerine, ayaklarına sağlık diyorum ve kendileriyle gurur duyuyorum. Hocam, bizler de Spor 05 Amasya sayfası olarak dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız. Yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.